Burhan Tutuş 5 lira yollamış. Hollanda'dan selamlar abi. Fitness'a gideceğim. Hakkını helal. İyi yayınlar. Bas kardeşim. Zyro TV Prime'la abone olmuş. Sen de aramıza hoş geldin diyerek sırt sırtaya başlıyorum. Abi. Ben tipik yapacağım abi. İzliyoruz. Soruyu hep beraber cevap veriyoruz. Çapkın olmayı seviyor musun? Melek ve Eren, sırt sırtaya hoş geldiniz. Melek ve Eren. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Bu eski mi? Eski falan değil oğlum, ne eskisi? Ben yanlış mı açtım? Bana eskidir oğlum, ben izlemedim ki böyle bir şeyi. Başkalarından izlemiş olabilirsiniz, ben izlemedim. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Evet. Yakışıklılık ya da güzellik senin için zekadan önce gelen bir etmen midir? Etmen ne lan? Değildir. Chat ne diyorsunuz? Yakışıklılık ve güzellik zekadan önemli mi? Yok öyle sormayayım, bu sefer şey olacak. Ya bu ne artık, evet diyen zaten salaktır yani, kusura bakmayın ama. Ya benim için çok önemli değil, hani ne kadar güzel olursa olsun, hani elbet göze hitap etmesi gereken bir şey vardır ama hani evet, zeka öncelikli olması gereken bir şey bence. Bence de kesinlikle. Aynen katılıyorum. Peki çok yakışıklı ya da güzel bulduğun biri, yeteri kadar zeki çıkmadığı için ondan vazgeçtiğin, soğuduğun oldu mu? Benim oldu. VSF Emre Tier 2 ile abone olmuş. Aman bak, Pride atabiliyorsun. Hadi at bir tane Pride'la rahatla. Teşekkür ederim. No 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 canımsın. Kubilay Aras 4 lira olmuş. Abi internetim gidiyor, takip edemiyorum. Kargo için dün mesaj geldi. 3 gün içinde almazsan geri gidecek diye. PTT site şubesi. Tamam PTT, o bilgi önemliydi. Beyin önemli arkadaşlar. Tip, hep söylüyorum. Tip bir noktadan sonra normalleşiyor. Kimle çıkarsan çık. Top model de olsa, o da olsa, çok yakışıklı da olsa, çok güzel de olsa, 1-2 ay sonra, misal veriyorum, senin için o normal bir güzellik, normal bir yakışıklık seviyesine iniyor. O yüzden geriye sadece empati kalıyor, işte fedakarlıklar kalıyor, iyi niyet, güzel kalp kalıyor ve zeka kalıyor. Bunlar önemli. Yani evet. Yani. Sanırım oldu. Çok oldu benim ya. Biraz oldu evet. İlk aşkının adını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Serra. İlk aşkımızın adını yazın. İlk aşkım dediğim de bu arada ilkokul aşkım ya. Ama ilk aşkım sonuç. Barış. Ya benim aslında böyle küçükken, yani 15 yaşlarında falandım. Adı Ramazan'dı. Yani platonik, yani o platonik bir durumdu yani. Tuhay sadece yazdım. Ben aşıktım ona. Konuştun mu peki? Açıldın mı kendisine? Yok, hayır. Anladım. Benim adı Elif'ti. Kendisine açıldım da biraz problemli bir dönem geçirmiştim o dönem. Çok girmek istemediğim bir konudur aslında ama... Ne problem? Girme o zaman. Güzel yani her şeye rağmen. Anladım. Güzel arkadaşlığımız vardı kendisiyle. Çok fazla çapkın olduğun bir dönemin oldu mu? Shut up and take my money. 3 lira gelmiş Uçoğlu'dan. Piştik yap 30 defa 3 TL. Bağış atayım mı? Toplu mu seviyorsun abi? Bu arada Bahar Yenge Yavuz abi seni seviyormuş. He, o da Bahar Yenge Yavuz abi seni seviyormuş. Oğlum nasıl atmak istiyorsun? Çok çapkın olduğum bir dönem. Çapkınlık nedir abi? Çapkınlık nedir chat? Önemli olan nokta o. Sürekli eş değiştirmek mi? Aynı anda 3-5 eş değiştirmek mi? Nedir çapkınlık? Daldan dala diyorsunuz. Duygusuz seks ne amına koyayım? Duygusuz seks abi. Gözünü kapalı sevişmek. Azgınlık demek bence. Global lobby.
Önüne gelene yürümek. Sürekli seks hayali kurmak. Yani kendini herhalde şey yaptın. Abi ben çapkın bir adamım. Sürekli seks hayali kuruyorum. Evet, çapkınlık deyince akla sadece seks geldi. Okey, devam. Çok fazla çapkın olduğum bir zaman oldum benim. Oldu tabii canım, olmadı değil mi? Benim yani yakın bir zamanda oldu, öyle söyleyeyim. Sevdiğim biri vardı hayatımda. Şu an kendisiyle karşı bir şey hissetmiyorum ama açılmamam gereken biriydi. Ama kendisini unutmak için yaptığım bir şeyler arasında geliyor. Yani, yapılmaması gerekiyor. Biriyle ilişkin varken başkasına ilgi duymak aldatmaya girer oğlum. Aldatmak da bir çapkınlık mıdır? Tabii o da çapkınlık olabilir. Gereken bir şey belki de ama. Çok ben çapkın, de duramıyor yerinde. Ben de yay burcuyum. Yaylar biraz çapkın oluyor. Doğru. Yani erkeğini bilmiyorum ama kadınları öyle. Öyle düşünüyorum. Şıp sevdiğim biraz. O bende de var ya. Ben de yengeç burcuyum. Yani çok sıkılıyorum. Bak bende hiç öyle bir şey yok mesela. Memati'li Prime'de abone olmuş. Memati hoş geldin. Yani uzun bir süre ilişki falan yapamam diye düşünüyorum. Allah Allah. Uzun süreli ilişki düşünmüyorsun yani, öyle mi? Şu an evet. Anladım. Çapkın olmayı seviyor musun? Yani çok değil ama güzel yanları da yok da diyemem. Ne gibi? Yeni yeni insanlar tanıyorsun. Yeni yeni insanı çapkın olmadan da tanırsın amına koyayım. Git tanış. Daha çok sosyalleşiyorsun. O tanıştığın insanlardan bir şeyler kapabiliyorsun. Bu açıdan güzel yanları var ya çapkın olmanın. Evet. Arkadaş, çevren, sevgili... Ya ablam bir garip ya. Böyle içli içli gülüyor, anladın mı? Evet, çok güzel bir şey var. Böyle kadınlara saygınız olsun bu arada. Yani şey yapmıyorum ama açık açık söyleyebilmesi de bence cesaret isteyen bir şey. Başka kadın olsa aman şöyle desem böyle derler, böyle desem böyle derler ki haklılar. Ama burada hiç tınında değil. Çucurlo 90 lira yollamış. Ben de yayım... Ne? Ben de yayım abi, yalan çapkın falan değil. Ne kadın ne erkeği, dürüst delikanlı burcuz. Biz burcumuzu gömmeyiz lan deyip 90 lira yollamış. Kardeşimsin. Çucurlo dünden beri desteğedim ama. Dünden hiç hoşlanmasa... Arkadaş çevren sevgilinden hiç hoşlanmasa bu sevgilinden soğumana sebep olur mu? Bunu defalarca sordunuz. O ne diyor? Arkadaş çevremin benim ilişkimi sorgulayamaz abi. Sikerim hepsini. Saçma bir şey ya. Soğumazsın da şey de olmazsın abi. Ha. Sen çok aşıksındır. Gerçekten gözün görmüyordur. Arkadaşların sana kırmadan, ayılık yapmadan, seni böyle çaktırmadan uyandırırlar. Oğlum bak böyle 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 böyle. Sen bunu fark etmiyorsun oğlum. Sana bunu yapıyor. Farkında mısın üçtür dörttür? Bence bir konuş falan gibisinden yürür. Soğumam ama bir şeyleri görürüm falan filan. Ama kalkıp da bu tiple ilgili çok soruldu. Arkadaş çevren, kız arkadaşını sana yakıştırmadığı için sevgilinden ayrılır mısın gibi sorular geliyordu. Onlar saçma geliyor. Cücoğlu'la tekrar sağlayalım. Sevgilinden soğumana sebep olur mu? Yani hayır benim de cevabım. Allah ya Allah. Ben arkadaşlarımın bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Yani onlar öyle düşünüyorsa. Ya... Onda bir şey görmüştür ki öyle düşünmüştür. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Neyse hadi söylemeyeceğim, sonra kızı linçliyorsun. Ben de yani otomatikman sorum herhalde diye düşünüyorum. Ya ben hayatıma aldığım kişinin şahsen sadece beni ilgilendirdiğini düşünüyorum. Yani elbet arkadaşlarım. Hayır abi, yani bu hoş bir şey değil bak. Şıp sevdisin, çapkınsın, arkadaşların iki bıy bıy yaptığı zaman erkek arkadaşından soğuyorsun. Ya amına koyayım yani o zaman. Alırım ama hani... Bu benim düşüncelerimi değiştirmez. Ben sonuçta onunla bir hayat yaşayacağım. Onunla bir şeyler paylaşacağım. Bu yüzden hani arkadaşlarımın düşüncesini çok fazla umursamam bu konuda ben. Yani çok yakın arkadaşlarınsa yani umursayabilirim. Yani bence. Ya benim çok fazla arkadaşım yoktur. Hani hep kardeşim dediğim insanlar vardır. Bunlar da zaten çevremde bilinir. Hani hep Eren dedikleri zaman biri. Onlar da benimle beraber anılır. Hani... Onların düşüncelerine elbet önem veririm ama hani onların düşünceleri yüzünden... Ya oğlum fuck body araması bir insanın suç değil ya. Şu algıdan çıkın artık amına koyayım. Alan veren memnunsa sıkıntı yoktur ortada ya. Ben de sevgilimden soğumam ya da ayrılmam.
Bu benim hayatım, benim düşüncelerim. Bileti beraberken aldığınız Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazandım. Bileti beraberken aldığınız Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazandım. Parayı sevgiline paylaşır mısın? Veririm ucundan ama paylaşmam amına koyayım. Ya kalkıp da biri, ben de senin yanındaydım. Yarısı benim onun. Atılan oradan. Parayı sevgilinle paylaşır mısın? Veririm ama 10 milyon çıkmış veririm abi. Bir teklik atarım yani. Senin de şansın var balım al. 1000 lira. Ailemle paylaşırım yani sevgilim. Yani eğer evlenmeyeceksen paylaşmam o kişiyle. Ama sevgilinle beraber al. Ortaklaşa almışsak paylaşırım. Yani atıyorum bir bileti. Hadi gel işimize doğdu tamam o zaman kaç 20 liralık bilet alacağız. Onunu sen ver onunu sen ver dedik mi onu paylaşırsın yarı yarıya da. Kalkıp da ben bilet alırken yanımda diye niye paranın yarısı ona vereyim hayretmişim. Biliyorsun bu ona haksızlık değil mi? Ha. Ya ben soruyu yanlış anladım. Ya, o da benim gibi anlamış. Evet diyebilir miyim? Evet bileti beraber aldık değil mi? Doğru. Hı, o zaman benim doyum evet paylaşırım. Çok geç ama. Parayı kaybettim. Kötü oldu. Ayrıldığın sevgililerini sosyal medya hesaplarından siler misin? Yok ederim. Hayatımın her yerini. Bir tek bir anı kutum var işte oraya koyuyorum hiçbir şey o da dursun diye. Ama eski sevgilim olup da arkadaş kalabildiğim var. Çok da böyle saygı duyduğum, sevdiğim yani insan olarak olabiliyor öyle şeyler. Ya şu şekilde benim hani ben ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesaplarımdan çıkarmıyorum. Ha evet bir de o da çirkin bir şey bu arada bunu yapmayın abi. Bir ilişkiniz var 3 ay 5 ay 3 sene 5 sene amına koyayım ilişki bitmiş ya da kavga etmişsiniz. Hemen şu Instagram'a girip sosyal medyaya girip dikkat çekmek için veya kudurtmak için her şeyi silmek çok büyük çocukluk ya. Onu yapmayın oğlum. İlişki biter, her şey biter. Reklam yapmazsın. Bak ben bekarım ha ona göre haberiniz olsun. Kız arkadaşımın ya da erkek arkadaşımın fotoğraflarını sildim. Boşta yayım der gibi bir şey yok. Dursun abi durun bir kafanızı dinleyin. Bir restleyin kendinizi. Şöyle bir oturun. Bir 3 ay, 5 ay, 2 ay neyse sikimse geçsin. Abi hemen bık 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 bir silmeler bir şeyler. Sonra 3 gün sonra barışıyorsun. Aşkım değil mi? Abi dur bir sakin ya. Elbette hani... Bir ne yapıyor, ne ediyor gibi düşüncelerim elbet oluyor. Ama hani belli bir süre sonra tabii ki çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, yeni bir ilişkiye başladığın zaman... Evet, kızlar daha çok yapıyor onu. Kızlar hemen böyle bir silme yapıyor. Tabii mecbur. Kesinlikle. Çıkarmak durumunda kalıyoruz. Bu çünkü hayatına bir sonraki girecek kişiye saygısızlık olabiliyor. Ben en azından bu şekilde yorumluyorum. Her yerden çıkarım ben. WhatsApp'tan engellerim. Telefonunu da engellerim. Eğer kötü ayrıldıysak... Her yerden engellerim. Dostça ayrıldıysak kalır. Ya ayrılmak nasıl oluyor hiç bilmiyorum ya. Ya işte. Takibine dönmesi umuduyla hala takip edip like verdiğin biri var mı? Yok. Oldu da şu an yok yani. Ya şey çok saçma zaten. Dikkat yani benim mesela takipçi fazla ya. Şey yapan çok oluyor. 7000 tane böyle fotoğrafı likelayıp sırf Minetugay mı? Oğlum Minetugay'a direkt dümdüz şey yaptık ya. Ya takiple olmaz o ya. Mesaj atarsın beklersin ya. Aslı Enver. Aa Aslı Enver'i çok beğenirdim ben ya. Olmaz mı? Aslında o da şey platonik. Yani sevmiyorum ama hoşlantı var. Yani like atıyorum dönsün diye ama takip etsin diye. Abi kızlara buradan duyurulur. Öyle like atar. Yok efendime söyleyeyim takip ederek falan. Bir erkek size kolay kolay ya döner bu arada da. Bunu o kadar çok alıştırmışsınız ki kendinizi. Abazan erkekler sağ olsun. Türkiye'nin %90'ını oluşturan. İşte bak erkekler size diyorum. Şunu yapmasanız böyle bir beklentiye girmez bir kadın. Bunu yapan sizsiniz. Like atayım da, şart yapayım da, mesaj atayım da dönsün, dikkat çekeyim yaptığınız için onlarda öyle bir ihtiyaç olmuyor. Bak hoşlansa bile diyor ki like atıyorum, mesaj şey atıyorum, beğeni atıyorum fotoğraflarını, takip ediyorum bana dönsün diye. Niye dönsün lan? Hadi erkekler. Geri dönüşler alamadım. Üzücü. Ha iyi olmuş. İsim vermiyorum. Ya bilmiyorum. Hani ben bu tarz şeylerde başlangıcın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer geri dönmüyorsa sonradan geri döneceğini düşünmüyorum.
Eğer hani istek atmışsan... Ben de artık atmışsan... bıraktım zaten ya. Saldım yani. Bir de ne olur. Bir de ne olur. Bozulacaksınız belki bana ama. Arkadaşlar, sosyal hesaplarınızda iki insan var. Şu iki insan olayından kurtulun la artık. Çık kadar profil fotoğrafından bakıyorsun kız adrenalin amına koyayım içine bir giriyorsun Fadime. Ya ne yapıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz onu? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben anlamıyorum ya. Bu resmen dolandırıcılık lan. Dolandırıcılık abi, en iyi fotoğrafını en iyi açıyla bilmem neyi çekiyor. O sik kadar halkanın içine koyuyor. Ulan kız güzelmiş lan falan diyorsun. Ya bir özünüz olun lan. Bak bu çok, çok ciddiyim bu konuda. Sonra darılıyorsunuz, bozuluyorsunuz. Bana niye cevap vermedi bir daha acaba? Ulan o başka, ben onunla konuşmak istiyorum. Sen çık aradan amına koyayım. Yapmayın şunu ya. Erkekler de yapmasın yapıyorsa. Anladım. Kankanın flörtü sana yürüse, kankana bunu söyler misin? Benim kankam mesela Ronnie. Ronnie'nin flörtleştiği kız bana anasını sikerim ne ha, manyak mısın? Tabii ki de evet. İki tane evet geldi. Tabii ki de söylerim yani, söylemezsem. Yani sonuçta kanka demek, bilmiyorum, en yakın dostun, arkadaşın, daha kardeşin. Ya ben bununla ilgili kötü bir deneyimim var. İşte bu kötü deneyim dediği de milletin yaşadığı şey abi. Yokluktan o arkadaşının flörtü bile sana yürüdüğünde ona yani arkadaşını satma moduna giren tipler var. Ben koyayım ne olacak ya. Bir de hatta yüzüne gidip söyleyenler var. Ya kanka kız işte, ne takıyorsun birader ya? Bana yürüdü, ben de getirdim işte. Bana siktir git lan. Arkadaşlarımı, çok yakın bir arkadaşımı kaybediyordum bu yüzden. Başta hani ben kızın niyetini iyiye yormuştum ama kendisi biraz daha art niyetliymiş anladığım kadarıyla. Bunu söylememe gereksinimi duymadım. Sonra bunu arkadaşım öğrenmişti ve bana patlamıştı ve kötü olmuştu. Sonradan kendisi de tabii olayların farkına varınca hani benim haklı olduğumu fark etti ama kötü bir deneyimdi o da. Benim başıma gelmedi böyle bir şey ama gelmesin de gelmesin, kesinlikle gelmesin. Daha önce hiç aşık olmaman gereken birine aşık oldun mu? Oldum. Yani bu neye göre tabii? Aşık olmama kriterine bilmiyorum ama ben oldum. Yani bana hiç uygun olmadığını düşündüğüm ve o ilişkinin sonunun kötü biteceğini, olmayacağını bilerek bildiğim halde aşık oldum. Şu an öyleyim. Mine Tugay diye. Mine Tugay'a aşık mıyım? Ulan 250 lirada kaldığınız ayıp be. İlkokul arkadaşımdı. Hayatında biri vardı. Tukan diye biri oldu. Ya yok, 2017 yazında oldu bunlar. Ama kendisi benim için artık bitmiş bir insan. Yani hani kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Zaten hayatında biri var ve gayet de mutlular. Daha da mutlu olurlar umarım. Kötü bir niyetim yok asla onlarla ilgili. Olmaması gereken bir şeydi ama olmuştu. Bazen insan duygularına yön veremez. Hani olması gerek... olaylar olacağına varır. Bu da öyle bir hikaye. Geçmiş olsun o zaman tekrar. Sağ olsun. Önümüzdeki 5 yıl içinde evlenmeyi düşünüyor musun? Bu düşünceyle olacak bir şey değil ya. Düşünmüyorum. Evliliği hiç düşünmüyorum. Çok çocuk istiyorum ama evliliği. Kız evet derse çıldırırım yani. Abi yok artık. Ama yok artık ya. Sen şipsevlisin. Sen uzun süre ilişki yapamıyorsun. Gözümün içine bak. Yapamıyorsun, kandırma kendini. Niye konu evliliğe gelince evet oluyorsunuz? Niye? Hep konu evlilik abi ya. Bu kadınlar niye böyle ya? Abi ısıracağım, patlatacağım suyu. Oğlum bu kız değil miydi dünya ayıret götüme, dünya sikime, neydi o cümle, böyle bir şey vardı. Nasıl olabiliyor abi bu? Evlilikse tamam. Ben isterim ya, yani sevebileceğim biri çıkarsa karşıma, ben de çok seversem. Neden olmasın? Yani
Evet, güzel bir bakış açısı aslında ama hani benim okulum dahi, askerliğim vesaire bunları düşününce benim önümüzdeki 5 yıl içerisinde evlenmem biraz zor gözüküyor. Bunları düşününce de hayır demek istedim ben. Erkenmiş yani. Benim için değil ama senin için evet. Benim için biraz erken. Evet Melek ve Eren, şu ana kadar 250 TL kazandınız. Eğer birbirinize döndüğünüzde birbirinizi onaylarsanız bu 250 TL ile birlikte ne yaparsınız? Yemek yiyebiliriz aslında güzel bir yerde. Birbirimizi daha çok tanırız bu sayede. Tabii, yemek yeriz, sinemaya gideriz. Olur tabii ki. Çok şey yapılabilir çay, aslında. Çay, kahve içeriz. 250 lira güzel bir para bence. Evet, evet, güzel. Melek ve Eren 250 TL ile... Biri chatte şey yazmış, 30'unda ne, bir dakika dur bakayım. 30 yaşında mı evleneceksin aslan, çocuk ne zaman yapacaksın? Abi millet hala çocuk olduğu için, hala çocuk gibi düşündüğü için, hiçbir tecrübe sahibi olmadan, hayata dair hiçbir şey bilmeden, geko gibi üredikleri için çocuklar da gelişemiyor. Çünkü doğru anne baba olamıyorlar o insanlara. O yüzden ben bu mantığı düşünmüyorum. Yani şu, benim için şu doğru değil. Ya ben 20'imde evliyim de aramızdaki yaş farkı şey olsun. Yarram birlikte lol mü atacaksın yani? Sen çocuk yetiştireceksin. Bu çok büyük bir sorumluluk. İşini kuracaksın, gücünü kuracaksın, olgunlaşacaksın, büyüyeceksin. Önce kendin büyüyeceksin ki ondan sonra bir çocuğa analık veya babalık yapabilesin. Sikeceğim, biz oturmuş bizim milletin kafasına. Aramızdaki yaş farkı, yaş farkı, yaş farkı, çocuk çocuğu büyütüyor. Sonra çocuk abi yarrak yarrak yazıp geziyor etrafta. Kusura bakmayın yani. Biraz geniş düşünün artık, şöyle açın şu gözlükleri, bir analiz yapın amına koyayım. Birbirinize dönebilirsiniz. Aşırı kızıyorum ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Aslında genç birini bekliyordum yani ama benim yaşıma göre birini bekliyordum açıkçası. Kaç yaşındaydın bu arada? 20. 20. 20 yaşındaymış çocuk. Evet. Kız net 27 yaşında falan. Ben 27 yaşındayım. Teşekkür ederim. Benim yaşıma göre birini bekliyordum ama olmadı. Ben sesten anladığım kadarıyla daha büyük olduğunu tahmin etmiştim. Ne izleyeceğim amına koyayım ya. O zaman da evlilik sorusunda da tahmin etmiştim benden büyük biri olduğunu. Gene atomu keşfetmişim gibi bir algı ya. Altta bir yaş tahmin ettim amına koyayım. 2 1 İki tane hayır geldi. İşte bu güzel. İki tane hayır güzel. Bir sırt tarihinde sanırım bir ilk. Alkışlayabiliriz sizi. Vay be. Uf, çok sinirlendim ben bugün. Niye böyleyim ya? Bağışım kaçtı abi. Dur hemen bakıyorum. Cuculluğa 5 liralımı sevgilimle paylaşmam. Çatır çatır yerim, bir gram acımam. Ha şey diyorsun. Piyango ediyorsun. Yok abi, birlikte aldıysan paylaşılır. Ama yanında duruyor diye de paylaşmazsın. Verirsin, destek olursun ayrı konuda. Şevket Savcı Prime'le abone olmuş Şevketçim. Aramıza hoş geldin abonelere. Apex sağ